Kardeşlerimiz, Ünye'li hemşehrilerimiz, AK Parti Ünye İlçe Teşkilatımızın 6. olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onları verdiğiniz hayranlarına sağlık. Elinizdeki tırnak başkanımızdan olmayacağım. AK Parti Ünye 6. olan İlçe Kongresi yoklama tutamadı. Kardeşlerim, öncelikli olarak 6. olan kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz, nezaket gösterdiniz. Allah birliğimizi bozmasın diyorum. Sözlerime başlamadan önce iki devlet, tek millet diyerek gönül dostluğu kurduğumuz Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı kınayarak başlamak istiyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde her zaman olduğu gibi bundan sonra da olacağımızı net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu asil görevi tekrar şahsıma layık gören dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza, İl başkanlığımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımızın tüm mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, görüldüğü üzere inandığımız yolda yürü, durmadan, hiç tereddüt etmeden yürü sloganıyla başlayan kongremiz büyük bir heyecanla devam ediyor. Hiç tereddütünüz olmasın ki çıktığımız bu kutlu davada 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize büyük bir azim ve kararlılıkla hız kesmeden milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bizim Rabbimizden başka yönelecek hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur. AK Parti ülkemizin kalkınmasına ışık tutan, yeniliklere öncülük eden, dünyaya entegre olmamızı sağlayan, dünya siyasetinde Türkiye'nin ve gerçeğin olduğunu her platformda savunan bir ülke ve partidir. Bu açıdan bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. Bizim kongrelerimiz bir yenilenmedir. Bizim kongrelerimiz bir tazelenmedir. Hayırda yarıştır. AK Parti'de kongrelerin kazananı olur ama asla kaybedeni olmaz. Bizlere verilmiş olan bu görevi layıkıyla yerine getirmek için takım arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla canla başla mücadele edeceğinize emin olabilirsiniz. Biz iki devlet bir milletiz. Bunun öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu bölgenin hamiliğini yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk dünyasının, İslam coğrafyasının öncülüğünü yapan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır. Onun için nerede mazlum varsa, nerede mağdur varsa, nerede başı okşanacak, yetim varsa Cumhurbaşkanımız orada. Sözlerime başlamadan önce İşgal altındaki vatan topraklarını kurtarma mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, haklı davalarında kendilerine zafer diliyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, 1994 yılı Türkiye siyasi hayatı bakımından önemli bir kırılmayı ifade eder. Bu yıldan sonra sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda gururla ve onurla yürümeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim anlayışımızın özünde şeffaflık, değişimlik, halka hizmet gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak önceliğimizdir. Bir sevdanın hikayesi olan AK Parti iktidarıyla birlikte eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayine ülkemizde ciddi başarılar elde edildi ve dünyada gıptayla bakılan ülkelerle yarışır hale geldi. Yaşanan bu değişim ve yükselişle birlikte dikkatleri üzerine çeken ülkemiz, kendilerini süper güç gören ülkelere rahatsızlık vermiştir. Değerli dava arkadaşlarım, dünya mazlumlarının güçlü bir şekilde umudu olan ve geleceğin lider ülkesi olarak gösterilen Türkiye'miz, dışarıdan ve içeriden kuşatılmak, boyun büktürülmek istenmektedir. Hainlerin emellerine ulaşmaması için ülkemizin ve dünya mazlumlarının umudu olan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında birleşmeli, bizlere boyun büktürmek isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi haykırarak göstermeliyiz. Ve bu yol yürüyüşümüze kişisel hesaplarıyla bu milletin rüzgarının ta uzanması gereken hedeflere uzanmasına mania çıkaran içimizdeki dostlarımıza Allah akıl, izan versin. Herkes kendisini bir sorgulasın. Onun için kongreler diyoruz ya, küsülecek neyimiz var, daralacak neyimiz var, şahsi ne iddiamız olabilir, ne hesabımız olabilir. İnanmış bir liderin arkasından yürüyen siz halkımız. Yani bütün millet inanmış, liderine inanmış, dolayısıyla Ünye'de teşkilata inanacak, belediyeye inanacak, ona layık olmaya çalışacağız. Elhamdülillah Ünye'de inanmış teşkilat var, bugünlere kadar bayrağı taşıyanlar var, inanılmış bir belediye var ve bu belediyeyi temsil eden Hüseyin başkanımıza, yani öncülük eden belediye başkanımıza ve ekibine, teşkilatımızın Kenan Bey kardeşime ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın içeride meselelerle uğraşacak ne vakti var ne de böyle bir israfı yaşamamız mümkün. Onun için bir günde 2 ülke ziyareti yapıyoruz. Onun için Avrupa'yı, Afrika'yı haftada bir dolaşıyoruz.